Açılma kararı güzel, yalnız yani piyasada hareket yok. Kiralarını ödeyemeyen çoğu esnaf var yani şu anda. İnsanlar öldük bittik diye kendi kendilerine şey diyorlar. Tabii ki sıkıntı yok değil. Herkes de var sıkıntı. Açılma kararını olumlu bulduk, iyi bulduk. İyi oldu. 17 gün evde kaldık ama yani Türkiye şartlarına da biraz sıkıntılarımız oldu esnaf olarak ama iyi de oldu. Şu yönden iyi oldu. Hiç olmazsa vatandaş temas halinde, bak maskemi çıkardım, sizle mesafeliyim ben. O yüzden ben inine vurunduğum için, tamam mı? Ben mesafeli durduğum için iyi ben bu konuda. Yani maskemi çıkardım yani laf olmasın diye yani. Bak pandemi konuşuyor, şey etmesin diye. Ondan sonra hükümet de destek verdi, iyi oldu. Ya 3'er bin lira az para değil yani, 5 bin lira az para değil. İyi de oldu o konumda. Yani hükümetin yapacağı bu kadar. Yapacak bir şey yok. Her şey bize bağlı. Her şey insanoğluna bağlı. İnsanoğlu ne yaparsa kendine yapar. Ne ederse de kendine eder. Esnaf olarak şu anda yasaklar kalktığına göre müşterilerimiz biraz daha yoğunlaşmaya başladı. İş durumumuz da gayet şu anda iyi. Hani müşterilerimiz geliyor, alıyorlar falan filan, gayet de iyi. Şu anlık sıkıntı yok yani de inşallah böyle ilerler. Peki kapalı kaldığınız süre zarfınca neler yaşadınız? Kapalı kaldığımız sürece tabii birazcık kapalı olunca ister istemez evde sıkıntılar oluyordu. İşte manevi, maddi, manevi falan. O şekilde. Şu an açıldı her şey. Destek aldınız mı peki? Yok. Kapalı kaldığınız süre Yok, almadık. Neden? Neden? Zaten kendimize has. Dükkanlarımız falan oluyordu işte. Bazen gidip açıyorduk falan filan. O yüzden öyle tabii yardım vermiyorlardı. Çok sağ olun. Yani açılması gerekiyordu zaten. Çünkü esnaf bayağı sıkıntıya düştü. Çok zor duruma düştü. Aslında pazar gününün bile açılmasını bekliyoruz biz artık. Çünkü esnafın durumu, yardım alamaması, sıkıntılar hepsi üst üste geliyor. Esnafın da çeki var, ödemesi var, senedi var. Ondan dolayı hani biraz daha hızlanırsa bu durum, bir an önce biterse inşallah daha kolay atlatırız inşallah. Kapalı kaldığınız süre zarfınca neler yaşadınız? Kapalı kaldığımız süre zarfınca yani ne yapacağız? Mecburen oturduk evimizde, yapacak bir şey yoktu yani. Ama hala sıkıntılarımız yine devam ediyor. Bu şekilde. Kira desteği gibi destekler aldınız mı? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kira desteği verdikleri çok cüzi bir miktar. Alsak da almasak da hani bir çalıştırdığımız elemana şey olmaz yani, yetmez. Ondan dolayı alsak da almasak da pek bir işe yaramıyor yani, o şekilde söyleyeyim. Valla açılma kararını hani hiç iyi bulmadım. Çünkü bizim Kayseri halkımız uymuyor hani işin açıkçası. Çünkü hani kimi maskesiz geziyor, kimi kolunda geziyor benimki gibi. Çünkü ben elim yüzümü yıkadığım için öyle oluyor. Ama genelde hani kimse maskesini takmıyor. Hani hiçbir şekilde sosyal mesafe falan yok. Tramvaylar, otobüsler dolu yani tıklım tıklım. Hani virüs yokmuş gibi davranıyorlar yani işin açığı. Esnaflar açısından hani şu an zaten iş durgun. Hani iş hani cumartesi günü açık olsa, pazar açık olsa fark etmez. Hani iş durgun olduktan sonra hani bir hafta açık olsun fark etmez yani. İş olmadıktan sonra. Peki işin olmaması neyden kaynaklanıyor? İşin olmaması insanlarımızdan, ekonomiden kaynaklanıyor. Hani ekonomide para olmadığı zaman otomatikman bizde de para olmuyor. Hani ondan dolayı da hiçbir şekilde müşteri olmuyor yani. Açılma kararı güzeldi, yalnız yani piyasada hareket yok. Yani esnaf olsun, insanlar olsun, maddi yönde, bitik yönde. Açıldınız ama ekonomik durumdan kaynaklı işleriniz olmuyor. Aynen, olmuyor. Çünkü ya pazar günü kapalı yani, sürekli insanların psikolojisi değişti yani, ne alışveriş moduna girebiliyorlar, sürekli değişiyor yani. Valla açılma iyi oldu bizlere. Daha önce hiç kimse yoktu, iş yoktu. İnsanlar gerçekten zor durumda. Kiralarını ödeyemeyen çoğu esnaf var yani şu anda. Açıldıktan sonra işler biraz daha hareketlendi diyelim. Biraz daha iyi. İnşallah herkes ekmeğinin peşinde. İnşallah daha iyi olur işler. Kapalı kaldığınız süre zarfınca neler yaşadınız? Şöyle söyleyeyim, akşama kadar oturduk. Ben bayan olduğum için
el işi falan yaptım ama erkek arkadaşlar bayağı bir zorlandılar yani. Çünkü zaman geçmiyor, kimse yok. İşle alakalı bir şey yok. Yani bura yılların yeraltı çarşısı. Ben 25 yıl İstanbul'da yaşadım. Dönüş yaptım. Gençliğimin süper bir yeriydi burası. Yani Kayserililer hep buradan alışveriş yapardı. AVM'ler falan olmadığı zaman. Ama şimdi görüyorum yani gerçekten hani kan ağlıyor esnaf diyorlar ya. Tam deyim yerinde. Gerçekten kan ağlıyor yani. Çok kötü. Bu illet bir an önce gider. Gerçi sadece Türkiye değil, tüm dünyayı etkiledi ama inşallah insanlar ekmeğinin peşinde sonuçta işleri iyi gider. Herkes ödemelerini yapar, kirasını öder. İnanın elektrik parası geliyor 100 lira. İnsanlar düşünüyor yani neyle ödeyeyim diye. Yani bayağı bir sıkıntı çekti insanlar ama umut ediyor ya herkes. Vallahi hem iyi hem kötü. Yani insanlar öldük bittik diye kendi kendilerine şey diyorlar. Tabii ki sıkıntı yok değil. Herkeste var sıkıntı. Yani dünyada var olan sıkıntı Türkiye'de olmaz mı? Mecbur olacak Türkiye'de de bu sıkıntılar. Ha, insan hayatı hiçbir şeyden değersiz değil yani. Her şeyden değerli insan hayatı. Çünkü hastalık olursa dünya Kayseri benim olsa un par etmez. O çektiğin sıkıntı senin elindeki para kurtarmaz yani. Bunu kurtaracağını zannetmiyorum yani. Tabii ki her şeyi eskisi gibi olsun istiyoruz ama olmuyor. Olmayınca ne yapacağız? Bulunanımızla yetinmek mecburiyetindeyiz.